Aslında bir sonraki soruya daha belki bir soruyorum da cevap vermiştim ama hayatı yaşamamızın tek sebebi mutluluk gibi olumlu duygular mı? Yani mutlu olmak için mi yaşıyoruz? Kötü duygular ve olayların hayatımızdaki yeri neresi? Neden varlar? Bir önceki soruyorumda sevgili Hazal'la yaptığımız soruyorumda buna biraz yanıt vermeye çalıştım Yani buna benzer bir soruyu yaz konusunu işlemiştik ve onu şu anda bizim YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Ama beyin hakkında mutluluk geçince hep söylediğim bir şey var burada tekrar edeyim. Bizim mutluluğumuz beynin umurunda bile değil. Beyin mutlu olmak için tasarlanmış bir organ değil. Beden mutlu olmak için yapılmış bir beden değil. Mutluluk bu bedenin ve beynin belli bir koşullar silsilesi içerisinde faaliyet göstermesi durumunda yan etki ya da tabiri caizse faiz olarak ortaya çıkan ekstra bir duygulanım gibi düşünülebilir. Nedir o durum? Bedeninizi ve zihninizi öyle bir yapılış amacınıza uygun, tabiri caizse fabrika ayarlarınız uygun veya başka bir tabirle fıtratınıza uygun veya başka bir tabirle terkibinize, size özel bileşiminize uygun bir şekilde kullanıyorsanız o durumda ortaya çıkan bir memnuniyet hali. Şimdi mutluluk daha önce çok verdim tanımını yeni sayıdan arkadaşlar için yenilik olsun. Mutluluk haz değildir, keyif almak değildir, rahat olmak değildir, zengin efendim işte böyle güzel lezzetli yemekler yer bir durumda olmak değildir. Fiziksel olarak süper sağlıklı olmak falan da değildir. Mutluluk acı da çekseniz, yokluk da çekseniz bulunduğunuz halden razı olma durumudur. Yani iyi ki varım diyebilme halidir. Ve mutluluk sürekli bir aslında zihin durumudur. Acı da çekseniz, acı çekerken tabii ki mutluluğun haz kısmını unutursunuz ama o tekrar sizi gelir bulur ve mutlu bir insan hani bu duygusal istikrar ya da işte İngilizce'deki adıyla resilience dediğimiz özelliğimizi de arttıran da aynı zamanda o istikrar özelliğiyle de artan bir ruh halidir. Yani siz hayatınızın ne kadar kendi ajandanızla, kendi keyif alacağınız şekilde kendinizi gerçekleştirme yolculuğunda adım adım yaşayabiliyorsanız, ya hayatı inşa noktasında kendinizi ne kadar muktedir görüyorsanız mutluluk sizin hayatınızın öyle bir parçası oluyor. Ama burada bir hiçbir böyle bir amaç yok. Mesela beyinde bir mutluluk devresi diye bahsedeceğimiz bir özel bir bölüm yok. Mesela beyinde haz devreleri var. Beyinde işte cinsel zevk merkezleri var. Beyinde güzel bir müzikten zevk alma merkezleri var. Mesela bunlar işte cinsel bölgelerle çok yakın. Estetik haz almayla ilgili merkezler var. Ama bunların hiçbirisi tek başına mutluluk duygusunu oluşturmuyor. Yani buralara dışarıdan elektriksel uyaran verip uyardığınızda insanlar aynı mutluyum demiyor. Sadece işte Derin bir haz ya da cinsel uyarım ya da böyle bir işte büyük bir nasıl diyelim haşyet hissi hissedebiliyorlar ama mutluluk hali bütün bunların dışında süreyen bir hal, kronik bir hal böyle devam eden bir hal hayata bakışla çok yakından ilgisi var hayatınızın neye yatırdığınızda çok yakın ilgisi var. Kötü duygularında, soruda geçtiği için onu da özellikle beyan edeyim. Kötü duygularında, olumsuz duygularında mutluluğa çok önemli katkısı var. Halil Cibran'ı okuyacak olursanız, Halil Cibran diyor ki, bugün çok üzüldüğünüz bir şey, dün çok sevdiğiniz bir şeydendir. İşte bugün çok sevdiğiniz bir şey de dün sizi çok üzen bir şeydir. Yani bu duygular mesela birbirinin devamıdır. Haz acının, acı haz'ın devamıdır. Mesela biz yemek yerken o güzel yemeğin bitecek olmasının getirdiği gerginlik ya da nasılsem istenmeyen durum yemeğin hazını arttıran bir şeydir. Eğer haz hiç bitmeyecek olsaydı biz o hazzı algılayamazdık. Haz ve keder, yokluk vesaire bunlar hepsi birbirine besleyen duygular. Hayatta sadece olumlu duygular hissetmeye çalışan bunun için her fırsatta olumsuz duygularını uyuşturan, olumsuz duygu hissettiğinde kendini bir meşgaleye vuran, devamlı bir rahatlama, devamlı bir uyarıcı arayan insanlar maalesef olumsuz duyguların terbiye ediciliğine çok fazla, terbiye ediciliğinden çok fazla faydalanamıyorlar. Mesela bir örnek vereyim işte sevdiceğinizle ayrı düştünüz. ...yazışamıyorsunuz, görüşemiyorsunuz... ...işte bir şekilde bir kavga ettiniz, ayrıldınız... ...bir şey oldu. Mesela günümüz insanın sıklıkla yaptığı bir şey... ...yani devamlı hemen sorunu çözmek için... ...bık bık 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 tekrar bir araya gelmeye çalışmak... ...belki o şey soğumadan... ...hemen bir kavga gürültü falan ortaya çıkmasına... ...tekrar neden olmak. Halbuki o ayrı kalma... ...o kaybetme duygusunun... ...bir misalini en azından oturup yaşama... ...onunla bir halleşme sevdiğinizin sizin gözünüzdeki ve tabii ki onun gözünde de sizin değerinizi, o hissettiğiniz duyguları çok daha keskin olarak hissetmenizi ve anlamanızı kolaylaştıracak. Bilirsiniz mesela gemicilerin evlilikleri çok uzun sürer diye bir laf vardır kaptanların. Çünkü aylarca seyahate giderler, geri gelirler ve devamlı bu ayrılıklardan falan dolayı eşleriyle hani böyle muhabbetleri çok daha uzun süre devam eder. Çünkü araya ayrılıklar girdiğinde o istenmeyen haller esas istenen halin kuvvetlenmesine neden olur. Hayattaki kötü duygulara, yoksunluklara, eksikliklere biraz da bu gözle bakabilirsek eğer işimiz kolaylaşır ama şu anda aşk acısı çeken, işte parasal yokluk çeken ya da başka bir dert çeken bir arkadaş beni dinliyorsa kesinlikle falan filan yapıyordur. Emin olun bunu belli sıkıntılar çeken bir insan olarak size söylüyorum. Ve o sıkıntılarda en büyük dayanma güçlerinizden bir tanesi işte bu tarz bir deneyimi zamanında yavaş yavaş hayatınıza yerleştirme çalışması yapmış olmak. Yani siz eğer bu tür tarz bir şeyi hayatınıza yerleştirmeye çalışır, bunun üzerine ciddi kafa yorar. Olumsuz duygulara bu açıdan bir fırsat olarak bakarsanız, yarın bugün daha ciddi bir şey geldiğinde onunla daha sağlam baş edip işte o duygusal istikrarınızı daha iyi koruyabiliyorsunuz. Çok fazla ee, sarsılmıyorsunuz efendim. Ee, i̇nsan insana bağımlı olur mu? Arkadaşlar olmaz mı? Esas bağımlılığın en kötüsü insanın insana bağımlı olması. Maalesef bugün adına birliktelik dediğimiz şeylerin birçoğu bağımlılığa dönüşmüş durumda. İnsanlar aynen bir bağımlıkta olduğu gibi ip gerildiğinde, kopma tehlikesi yaşadığında aynen bir triyakinin işte maddeyle arasında mesafe konması durumunda, mesela onun kullanmamaya zorlanması durumunda oluşturduğu tepkilere benzer yoksunluk tepkileri, hırçınlıklar falan gösterebiliyorlar. Zaten yoksunluk tepkisi dediğimiz şey bağımlılığın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani o bağımlı olunan şey ortadan kalkınca beden ve zihin bir reaksiyon veriyor. E, halbuki normalde insanlar arası ilişkilerin böyle olmaması lazım. Biz mesela zihin e, teorisi dediğimiz bir özelliğe sahip bir canlı olarak yani karşıdaki canlının zihinsel mekaniklerini temel düzeyde de olsa anlayabilme, onu tahayyül edebilme yeteneğine sahip canlı olarak. Yani bir insanla mesela bir arada olduğumuzda da ayrı yerlerde bulunduğumuzda da onun zihninde neler olduğunu üç aşağı beş yukarı tahmin edip o birlikteliği ayrı olarak da sürdürebiliriz. Ama öyle durumlar var ki insanlar bir arada olmadan, bu sadece kadın erkek ilişkisi olarak düşünme yani arkadaşlıklarda falan da var, kankalık durumlarında da var. İlla böyle dip dibe olmadan yaşayamayacaklarını düşünen insanlar var. İlla mık hayatlarını hayatlarını alanda, sinemaya gidiyordun da beni niye aramadın onu yapayım bana niye haber vermedin falan diye ağzı çıkaran tipler ve bu tabii ki aslında bir sahiplenme kendindeki eksiği bir başkasıyla tamamlama güdüsüdür. Genç arkadaşlarıma hiç tutabileceklerini zannetmediğim bir tavsiye vereyim tam burada ilişkilerdeki mutlulukla ilgili ee, öncelikle bu tavsiyeyi veren adam ilişkilerinde hep mutlu mu? Hayır değil ee, zaten bu tavsiyeyi tutması oldukça zor ama yani şunu yapın demeyeceğim ama bir ilişkide mutlu olup olamayacağınızı anlamak istiyorsanız en önemli kıstas baştan sona kadar her yerde geçerlidir. Bu arkadaşlık ilişkisi de olur, gönül ilişkisi de olur, evlilikte olur her şey için geçerli. Eğer bir insan kendi başına mutlu olabiliyorsa ve yine kendi başına mutlu olabilen bir insanla aralarında bir bağlantı varsa bu ilişki çok sağlıklı bir ilişkidir. Kendileriyle mutlu, varlıklarıyla mutlu, suçluluk duygusu, bagajları vesaireleri bir şekilde atılmış olan yani sırtlarından bunları atabilmiş olan insanlar, geleceğe bakan insanlar ve hakikaten ajandaları olan yani kendi hayatlarıyla ilgili değer hisleri olan yani iyi ki varım, yaşıyorum ve bu hayatım önemli diyen insanlar birlikte çok daha mutlu olma ihtimaline sahipler ama... Anca o varsa mutluyum yoksa öldüm toprağın altı falan filan diyorsanız o zaman e, mutluluktan ziyade ağır bir bağımlılık ilişkiniz olma ihtimali var ki Allah vermesin bunun sonu genellikle çok iyi bitmiyor. Zaten kadına şiddet bilmem aile içi şiddet falan diye duyduğumuz hikayelerin büyük bir çoğunluğu da bu bağımlılık ve alışkanlık döngüleri içerisinde istenmeyen kırılmalar olduğunda gördüğümüz durumlar. O yüzden bağımlılık değil bağlılık yani sahiplenmek değil sevmek bunlar önemli şeyler.